tipo var ya. Nasıl bir Queens? 35 yaşına gelince de ben de böyle gözükecek miyim? Kız elinde şey. Erkeklik açısından hani ben de böyle hani cildim böyle bu kadar sağlıklı gözükecek miyim? İnşallah gözüküyorum. Nokta. Merhaba Lehua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Girls on Top'un Step Back şarkısının dans pratiği çıktı. Nihayet diyebilirim. Biraz böyle underrated bir şey gibi oldu abi bu arada. Klip gibi oldu. Hani yani nasıl desem şarkı gibi oldu. Performans gibi oldu. Ama çoğu kesim tarafından da böyle bayağı beğenilen bir şey oldu. Benim tarafımdan da bayağı beğenildi. Yani kendim adıma konuşacak olursam bayağı sevdim. Yani çok görkemli ve çok böyle vurucu yerleri falan var. Direkt geçelim izleyelim bakalım daha fazla Girls on Top'la ilgili diyeceğim de kaç tane izlemediğimiz video olabilir. Onları istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go get. Okay. Bitiş çok şey, başlangıç çok güzel bu arada. Yani bu düşününce aslında böyle çok böyle aa, nasıl böyle bir şey yapabilirler falan diye şey yapmıyorsun ama ne bileyim hani kız isimler çok büyük ya hareket de böyle çok büyük bir gösterili gözüküyor yani gözümde. Okey. Yanlara doğru güzel açılıyorlar bu arada. Herkesin de yüzü kapalı fark ettiniz mi? Çok güzel bence bu. Herkes yüzünü göstermiyor. Sıra sıra gösteriyor. Ah kaynanın var ya. Tiga. Bu var ya. Nasıl bir Queens? 35 yaşına gelince de ben de böyle gözükecek miyim? Kız elinde şey. Erkeklik açısından hani ben de böyle hani cildim böyle bu kadar sağlıklı gözükecek miyim? İnşallah gözüküyorum. Nokta. Sen ne iyisin. Çok fazla izlediğim için koreografiye bayağı hakim bu arada. Şuradaki durum çok güzel bence. Sulu şey yaparken Teon direkt hani belinden kavru dönmesi çok iyi. Burada direkt bütünlük var yani. Bir şey olsa veya sıkıntı olsa direkt patlarlar bu arada. Yani fark etseniz direkt belinden güç olarak dönüyor. İkisi de aslında birbirini döndürüyor yani burada. Şurada. Teon'un da yakında tekrar bir şarkısı çıkacak. Bakalım nasıl olacak. Neydi lan o şarkının ismi? Teyonan şarkı ne? Can't Control Myself bayağı iyi şarkıydı yani. Klibi de çok güzeldi. Okay. Bak buradaki şeye de çok güzel. Okay. Bak kızlar söylüyorlar mesela. Sıkıntı yok. Her şey güzel. Bak arkadan kızlar yüzünü kapatarak geliyor ya. Hiç oraya odaklanmıyorsun. Bir anlaşıyorlar falan. Bayağı bir görkemli bir durum yani. Açılış olarak çok güzel gözüküyor. Bak Wendy. Yalnız Wendy'nin ana vokalde bu kadar böyle sağlam ve böyle sert yerler çok hızlı vurması falan bayağı sağlam yapıyor burada ya. Winter'da solda. My bias too. Yoyon'da ya. Yoyon'da çok fena. Yetenek deyası falan diyebiliriz ya herhalde kendisi adına. Mükemmel ötesi yani. K-pop için böyle ya yani ben görüşlerini çok uzun süredir takip ediyorum. Oradan da hani bir bağım ve şey bilgim var. Çok yetenekli bir kadın. Ya siz anlamadıysanız illa bir tanıyın bakın yani. Bu arada genel olarak böyle Sentinel bana çok hoşuma gitmiş bu arada. Sentinel olarak diğerlerinden daha fazla duruyor. Bu baya benim hoşuma gitti yani bir tık daha fazla durması. Hem yaşları falan şey olsun diye hem de böyle aralarında karmaşa çıkmasın diye de bunu yapmış olabilirler. Bence güzel bu. Hani de, aralarına çıkmaz da muhtemelen böyle şeyler genellikle fanbase'lerinden falan çıkıyor. O yüzden bu şekilde yanları daha tatlı olmuş yani. Hani büyüktür. Hani yani K-pop'un kraliçelerinden biridir. Hani salon reisi yapsın falan muhabbeti çok olmuştur ki bu durum hani ortalığı tamamen yatıştıracak bir şey. Çünkü K-pop drama yaratılmayacak hiçbir şey yok. Ya yani bunun dramanın suyunu çıkartırlardı bu arada. Düşünsenize herhangi birinin boy haricinde. Ve bakın Seneste Üler de belki olabilirdi. Yok Seneste Üler de olmazdı bu arada. Bu haricinde kim Center'ı fazla alsaydı muhtemelen çok büyük sıkıntı çıkardı. Çünkü kaç tane grup var burada yani. Fanbase'lerimiz çok tatlı çünkü bu konularda. Yine oyunculuğa bakar mısın ama? Sahne indiği gibi Aorus direkt farklı oluyor ya. İyi sen nasıl gülüyor? Tatlışlar ya. Şu kısım bayağı iyi bu arada. BBS'nin kısım burası bu arada. Bir oluşum var söylüyorlar. Ondan sonra arkasından hani o yapılan harekette falan destekte bulunuyorlar. Şarkı daha da görkemli olduğu kısım.
Yani geri çekilme falan yok. Ön plana gidip tamamıyla hani kanatlardan bir yüksek vokale falan verip ön taraftaki kişiyi daha çok ön plana çıkarmak mükemmel derece. Yani wow. Ne? Esem'in vokalleri niye bu kadar iyi ya? Çok başarılı sanatçılar çıkarttı Esem bu arada. Ya bunu bilmeyen yoktur zaten de ekstra bekleyeyim dedim ya. Ekstra başarılı çıkartıyor benim için. Ey. Çok zor değil mi lan bu arada? Baksana abi. Dans falan var mı aranızda? Bunu analizleyebilecek bir şey var mı? Çok zor gibi geldi çünkü bana. Ah burası çok güzel. Tık. Alkış mı artık? Bilmiyorum. Klap sesine göre böyle üyelerin falan böyle sağa sola açılması mükemmel bir ayrıntı bu arada. Boğanın sesinin peki şey böyle pürüzsüzlüğü. Şarkının yükselmesine göre kızların da böyle bir yükselip geri gelmesi falan baya güzel detay. Burada da güzel baya. Böyle bir şeye hazırlıklı ol, bir şeye hazırlık olduğunu falan hissettiriyorlar bu arada burada. Böyle bir normal oluşumdan bir farklılık bir durum var hani birileri bir şeyin etrafında dönüyor. En sonunda da Vendani ortada durup ana vokali yani böyle yüksek notaya çıkacak o kadar belli ki ya bunu hissettirmeleri çok güzel bir şey bence. Burada var Kremlin. El hızları falan çok hızlı değil mi bu arada? Ayak hareketleri de bayağı hızlı ya. Okay. Step Ay vücut kontrollerine bakıyor musunuz bu arada? Bel hani bel kısmına falan bakın. Yani vücut yılan gibi bayağı yapıyorlar. Nasıl kontrol ediyorlarsa boya özellikle. Ben de boya baktım bir geldiğine bakalım. Okay. Ay. Senin gördüğünken kalsın ama hoştu yani gözüktü. Hoş gözüktü. Uy, burada tamamıyla net gördüm bu arada. Normal stage'de falan böyle pek net görülmüş durum yoktu. Step back hani durumları burada biraz daha şeydi bu arada nasıl desem. Hani dur diye ama herkes farklı yapıyor hoş gözükmüş. Demek istediğim. Ay. Mama girl. Nice. Bu arada en sonunda dönerken bu şekilde dönerken yani o kadar çok yorulmuş oluyorlar ki dengede durmasa anlayışlı karşılar arasında ama kızların hepsi tamamıyla çok güzel sağlam dengede duruyorlar. Bu bayağı önemli bir şey yani. Şu an çünkü dönmeler hani en çok yorulduğu yerler orası yani buraya kadar çok yorulmuş olmaları gerekiyor. Dönerken dengede duruyorlarsa helal olsun gibi bir durum oluşuyor. Herkes de dengede duruyor maşallah. Evet abi. Videonun sonu diyelim. Daha fazla görsel onu topla ilgili video istiyorsanız veya Esim'in herhangi bir üyesiyle fark etmiyor. Video beni yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.